Merkez biz arasında yapacağımız terapi programı protokol bilinci akörenine hepiniz hoş geldiniz. Değerli basın mensuplarımız, değerli sayın il müdürümüz, bu akörenesi eğitim merkezimizin yürütmekte olduğu ve sizi eğitim programları kısamında olan ustalık terapi programı istinaden en az lise mezunu adayların kayıt yapıları ve işletmelerinde çalışma personellerine meslek eğitim belgesi, ustalık belgesi ile deneyimli usta olmaları için toplanmış bulunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon çırak hedefleri doğrultusunda başlatılan ustalık terapi programı yoğun ilgi görmekte olduğu bölgemizde yer alan işletmelerde Vakfı Gebeli Meslek Eğitim Merkezimizin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda çırak sayımız Ekim ayı sonunda 650'ye ulaşmıştır. 2022 eğitim öğretim yılı okulumuz öğrencilerimiz 48 sınıf 12 alanda 35 dalda meslek eğitime devam etmektedir. Okulumuzda bir müdür, 3 müdür yardımcısı, 12 kadrolu öğretmen, 2 ücretli öğretmen, 1 görevlenme geçici işçi çalışmaktadır. 2022-2023 eğitim öğretim yılı için 9. sınıfta 33 öğrenci kayıt yaptırmış olup kayıtlarımız halen devam etmektedir. 2022 yılı kapalı ustalık sınavlarında adaylardan 295 kişi ustalık belgesi, 176 kişi ise kapalılık belgesi almaya hak kazanmıştır. 2022 içerisinde 328 adaya iş pedagoji ustalık öğreticilik sınavı yapılmış olup belge düzenlenmiştir. 2022 yılı içerisinde 20 adaya meslek lisesi diploması düzenlenmiştir. Kayıtlarımız 12 ay devam etmekte olup kayıt şartları gerekli bilgi ve belge için meslek eğitim merkezimiz her zaman iletişime geçerek ülkemizin, milletimizin hizmetindedir. Ülkemizi kalkındırmak için istihdama vereceğimiz yetişmiş insan gücünün desteğinin öneminin farkında olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok değerli destekleriniz için teşekkür ediyorum. Sayın İl Müdürümüze de protokol için aramızda bulunduğundan dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ederiz. Evet, ben öncelikle büyük olan süt ürünleri, sanayi ve hayvancılık, ticaret, yönetim kurulu üyelerimize böylesine anlamlı bir işbirliği protokolünü İl Eğitim Müdürlüğümüze imzalamak için bu arada bulunduklarından ötürü çok çok teşekkür ediyorum. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın biliyorsunuz sizler de bu anlamda 1 milyon çırak öğrenci hedefine ulaşılması noktasında çok ciddi teşvikleri söz konusu oldu. Mesleki eğitime yakın zamana kadar çok ciddi bir ilgi, özen bu anlamda verilmemiş olabilir. Sayın Bakanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın buranın yolunu daha da güçlenmesi adına açmalarıyla beraber şu an Türkiye'de 1 milyon çırak öğrenci hedefine çok en iyi adımlarla yürüyoruz. Şu an 800 binin sayıları geçtik. İnşallah Türkiye'de yakın zamanda 1 milyon çırak öğrenciden bahsedeceğiz. Biliyorsunuz Sayın Bakanımızın girişimleri yine Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla çırak öğrencilere asgari ücretin ilk 3 yıl için diyorum %30'u, 4. yılda %50'si verilmiş. Aslında bunu biraz da şöyle açarsak, Trabzon özelinde bahsettiğimiz zaman yaklaşık 10 ay önce Trabzon'da 680 çırak öğrenci vardı. Bunun diğer adı da 680 ailenin evine aynı zamanda asgari ücretin her ay %30'u giriyor. Bizlerin Trabzon'da yapmış olduğu çalışmalarla beraber ilçe milli eğitim müdürlerimiz, meslek eğitim merkezi müdürlerimizin yapmış olduğu okul müdürlerimizin çok değerli çalışmalar sonunda şu an Trabzon'da 6500 çırak öğrencimiz var. Bunun diğer adı da şu, 6500 aileye asgari ücretin her ay %30'u oranında o ailelerin bulunduğu yere bir ücret akışı olmuş oluyor. Bunlar tabii ki ekonomik anlamda değerli çalışmalar ama daha da önemlisi işte şu an büyük liman süt ürünleri, sanayi
ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi yöneticilerim de aramızda. En önemlisi aslında şu, bir yandan öğrencilerimiz haftanın 4 günü işletmede eğitim görürken uygulamalı, kalıcı bir öğrenme sağlanıyor. Diğer taraftan haftanın bir günü okula gelip eğitimlerini görüyorlar. Lise diploması almaya doğal olarak hak kazanıyorlar. Ayrıca ileriye dönük istihdam noktasında da birçok sorunun önü ne yapılmış oluyor? Kapanmış oluyor. Artık istihdama yönelik daha sağlıklı, daha güzel bir yola hep birlikte girmiş oluyoruz. Bu anlamda bugün Vakfıkebir'de imzalayacağımız protokolde çok değerli meslek liselerimiz, meslek eğitim merkezlerimiz bu işbirliği protokolleriyle Trabzon'da her geçen gün daha da güçleniyor. Yakın zamanda basınla da paylaştığımız bir husus oldu. Ben bunu burada da tekrar ifade etmek istiyorum. 10 ay önce bir okulumuzun üretimdeki durumuyla şu an özellikle çırak öğrenci sürecinin desteklenmesi, yine meslek liselerinde öğrencilere işçilik ödemelerinin ve döner sermayeden kar paralarının verilmesiyle beraber gelinen noktada şu an Trabzon'da da artık kendi masasını, kendi sırasını, okullara basket potası yapılacaksa onu, masa tenisi masası yapılacaksa onu, okulların kütüphane materyallerini üreten meslek sesi sayılarının artık bir değil, iki değil, üç, dört olarak devam edeceğinin de özellikle bilinmesini istiyorum. Bu anlamda Trabzon'da da mesleki eğitimde hep birlikte yeni bir dönem başlatmış olduk. Ben bu çalışmanın da çok değerli olduğuna inanıyorum. Tekrar Büyük Liman Süt Ürünleri Sanayi ve Hayvancılık Ticaret Limited Şirketi yöneticilerimize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Öğrencilerimize böylesine güzel bir imkanı sağladıkları için inşallah biz de öğrencilerimizi bulundukları iş yerlerinde de sizlerle beraber ziyaret edeceğiz. Onların orada aldıkları eğitimi çok önemsiyoruz. Bu anlamda Trabzon'da ilerleyen dönem için bakın bugün bir ticaret limited şirketinden, süt ürünlerinden bahsediyoruz ama bunun sanayi boyutu da var. İşte uygulama otellerimiz var, başka oteller var. Bunların hepsini gündeme getirdiğimiz zaman Trabzon'da geçmişte bahsedilen ara eleman bulmakta sıkıntı yaşıyoruz sözünün cümlesinin inşallah ilerleyen dönemde konuşulmayacağını, unutulacağını, tam tersi bu anlamda artık ara eleman sıkıntısı çekmeyen, kendine güvenen, yeni iş yerleri açma girişimlerinde bulunan gençlerle yeni bir geleceğe doğru hep birlikte yol alacağız. Tekrar teşekkür ediyorum. Protokolümüzün daha iyi olması temennisiyle. Evet. Hocam abi sizler var mı? İfade etmek istediğiniz. İmar Bey. Evet, teşekkür ederim. Sayın Ünlü Müdürümüz, Değerli Müdürümüz, Değerli Müdürlerimiz, Ağabeyim, Ağabeyim, Saygı ve Sevgiler selamlıyoruz. Bu sistem üretim açısından çok faydalı bir gelişmedir. İnsanların, gençlerin eğiterek okulla iş yerleri arasında iş birliğiyle beraber ileriye dönüp en güzel şekilde yapılması gereken insanların eğitilmesi gereken çalışma açısından faydalıdır. Bu manada teşekkür ediyoruz. Devletimize, sizlere eğitimci olan hocalarımıza. İnşallah bundan sonra neslimiz, geleceğimiz çalışan bir gençlik, üreten bir gençlik haline gelir. Temelimiz budur. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Sizlerden. Başkanım. Milli Eğitim Müdürlüğü ve Teknik Meslek Lisesi hazırlamış olduğu bu ara eleman yetiştirme kursları ile ilgili işveren olarak üniversitelerimizin teknik elemana acil ihtiyacımız olduğunu belirtiyoruz. Bu konuda desteklerinden dolayı hepinize teşekkür ederiz. Evet, şu
olsun. Ben tekrar özellikle arkadaşlar altını çizerek söylemek istiyorum. Gerçekten 10 ay içerisinde Trabzon'da meslek liselerine ve mesleki eğitime bakışın ben çok değiştiğine inanıyorum. Mesleki eğitimde çok gerçekten önemli bir yola girdiğimizi çok rahatlıkla söyleyebilirim. İlk başta bu fark ettim. 680'lerden 6500'lere konuşmaya başladık. Yeterli mi değil? Trabzon'un hedeflerinin her zaman daha da fazlası daha fazla olması gerektiğini de bizler bilincindeyiz. İnşallah. Bakın Trabzon'da bu anlamda özellikle marka olmuş bizim işletmelerimiz var. Trabzon'un önü bu anlamda çok açık. İnşallah biz oraları mesleki eğitim merkezlerimizle birlikte daha da güçlendireceğiz. Hem işletmelerin sorunlarını çözmüş olacağız, hem kentin ileriye dönük istihdam noktasından tutun da ara eleman noktasına kadar birçok sorununu hep birlikte okul müdürlerimizle, ilçe müdürlerimizle, yerel yöneticilerimizle hep birlikte ne yapacağız, çözeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Evet. İlk sayfaların hepsini para toparak genel tasarlarda yapalım. Tamam. Güzel yapalım. Sayın Müdürüm, bir de telefon alalım dedim de alalım. İmzalar için bu tarafa bakarsak. Şunları alıp çekerek vermiyor mu? Şunları alıp alalım değil mi? Bunları çekelim. Alalım.